Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olabilirim sözlerini soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilirim dedi. Ne düşünüyorsunuz? Aday olsa oy verir misiniz? Veririm abi. Verir misin abi? Veririm abi. Olsun mu aday? Olsun. Cumhurbaşkanı adayı olsun. Olsun. Çok teşekkür ederim. Ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyle abi. Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Eyvallah. Aday olsa veririz. Niye yani? Aday olsun mu? He? Aday olsun mu? Ekrem İmamoğlu olsun, Mahsur Yavaş olsun. Cumhurbaşkanı adayı ondan geçmiş. Onlar daha diri. Ama aday olsa veririm diyorsun. Ha, veririm. Sıkıntı yok. Eyvallah. O da siyasetçidir. Hep siyasetçi. Eyvallah. Hepsi bizim siyasetçiler. Kafanı yorma. Hepsine oy veririz, sıkıntı yok. Çok güzel. Evet, veririm, kesinlikle veririm. Çünkü ülkenin halini görüyoruz abi. Hepimiz kötü, fazlasıyla kötü. Bence de çok. Memnun değil misin? Hayır. İyi diyorlar gençlerin hali. Abi şimdi okuyan, üniversiteden çıkan çoğu öğrenci aç. Aynen. İşsiz. İşsiz. Aynen, biz de öyle. Hani biz de işsiziz. KYK borcu var mı? Var, 8600. Nişanlımda 11.000. Okul bitti. Okul, hala borç. Aynen, hala borç. Bir yerlerde atanamadık. Beklemeye devam. Beklemeye devam. Kılıçdaroğlu'na oy veririz. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Kesinlikle yani Kılıçdaroğlu siyasetçiler içerisinde en düzgün insan yani. Kesinlikle verebiliriz. Kesinlikle aday olmalı yani. Kesinlikle oyumuz Kılıçdaroğlu'na yani. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Olabilir ya. Olabilir. Aday olabilir diyorsun. Olabilir. Oy verir misiniz? Veririm. Veririm ya. Destek veririz diyorsun. Tabii canım. Çok teşekkürler. Ne demek? Biz... Efendim merhaba. Merhaba. Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilirim dedi Cumhurbaşkanlığına. Sizce evet. Olmalı mı? Ya da aday olursa oy verir misin? Veririm, ben niye vermeyeyim ki? Sonuçta Türk vatandaşı. En azından vatan haini değil yani. Vatanını milletini satmış bir insan değil en azından. Memnun değil misiniz şu anda? Şu andaki sistemden tabii ki memnun değilim. Yani geldiğimiz son durum çok bir sıkıntılı son durum yani. Yani bilinçli bir sıkıntıya giriyoruz yani bilinçli şekilde. Bir baskıdır haberi gidiyor yani insanlara bir ayrımcılık, kimse kimseyi tanımaz o hale geldi yani. Yok şu aktı şu göktü derken kimse kimseyi tanımıyor şu anda. Kutuplaştı mı insan? Aynen öyle, selam bile vermiyor insanlar birbirine yani. Ondan birbirine hemen böyle bir sanki bir kavga etmiş, kana düşman gibi oldular yani sonuçta. Aman ben bir şey diyesem o bana bir şey söyler, ben ona şey yaparım diye. İnsanlar hapisem selam vermek istiyor ama içinden ama... şey yapmak istemiyor yani. Yakınlaşmak istemiyor. Evet. Eyvallah. Adam bir şey söyler küçük diye, kalp kırılmasın diye seslenmek istemiyor bana göre. Eyvallah. Görüşmek bu şekilde. Ben teşekkür ediyorum. Efendim merhaba. Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilirim dedi bir açık oturumda. Birkaç kere de sordular. Aday olmalı mı? Ya da aday olursa oy verir misin? Ben zaten veriyorum. İzmirliyiz kendimiz. Evet. Ama değişim gerekli olduğunu düşünüyorum artık. Taze kan gerekli olduğunu düşünüyorum. Zaten veriyoruz yıllardır. Cumhurbaşkanı adayı olursa da veririm diyorsun. Ya kendi Kılıçdaroğlu olursa düşünürüm diyorum. Ama hani değişim gerektiğini de düşünüyorum. Bir kan değişikliği olsun diyorsun. Evet kesinlikle. Çok teşekkürler. Efendim. Ben teşekkür ederim. Valla kim gelip de ülkeye hizmet ediyorsa olabilir, neden olmasın. Türkiye verir misiniz? Şimdi şöyle bakarım söylediklerine. Yapacaklarına, projelerine, on düşüncelerine veririm yani. Neden olmasın? Eyvallah. Veririm. Niye o kadar düşündün abi? Olmayacağını düşündüğüm için. Olmadı mı? Hayır, aday olmayacağını düşündüğüm için dedim. Olmalı mı peki? Olmalı tabii, niye olmasın? Niye olmasın ki? Destek veririm. Yani. Tabii. Niye olmasın? Eyvallah. Başka kime destek vereceğiz yani? Çok teşekkürler. Rica ederim. Ha. Kolay gelsin. Ben sana söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı kralım olacak. Kral, olur kral. Mu? Olacak tabii. Aday olmalı mı? Olacak tabii. Şart aday olması. Çünkü bu ülkeyi bu adam çok güzel yönetecek. Şimdi var ya bu ülkeye böyle daha sağlam, daha böyle refah
gidecek adam, tek adam Kemal Kılıçdaroğlu. Bu adam ne yapıyor? Çalıyor, çırpıyor. Çalıyor, çırpıyor. Onu çalıyor. Bunu yapıyor, şunu yapıyor. Kimsenin cebine yok falan para. Ondan geliyor, alıyor. Bundan çalıyor. 2 milyar, kat milyar dolar kripto para. Bunlar senin, benim paramız. Ondan sonra 128 milyar dolar. Bunları Allah, kimse Rabbim bunları yanına hayattan bırakmaz. Çünkü bunları yaptı çok yanlış. Bakıyorsun İsrail'e, bakıyorsun Amerika, bakıyorsun Hollanda. Yahu kendi halkına onlar destek adamı veriyor. Durmadan destek veriyorlar. Ya bizikine bakıyoruz, bizdeki bir açıklama yapmadan, bir şey yapmadan, daha hiçbir şey destek, bir şey açıklama yapmadan, ne diyeyim, yardım yapmadan hemen diyor 3 hafta boyunca 21 gün kapatıyorlar. Ya kapatıyorsan bari insanlara yardım et, insanlara yardımcı ol. Bunları yaptı çok yanlış. Bunlar şu an resmen ülkeyi uçuruma uçuruma getiriyorlar. Ama şöyle bir laf var. Mutlaka Allah'ın izniyle bunların sonu yakındır. Ama benim boyum Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu çok kadar. Rica ederim abi. Sağ olun. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilirim dedi. Tamam. Olmalı mı? Olursa oy verir misin? Kesinlikle. Ben kendim solcuyum, görüşüm sol. Ama kesinlikle aday olmamalı. Kendisi günümüz iktidarın bu kadar güçlü olmasının en büyük sebebi. Kendileri de zaten söylüyor bunu. Günümüzde güçlü bir muhalefet olsaydı bugün her şey daha rahat olurdu. Ondan dolayı Kılıçdaroğlu bir daha aday olursa, öyle bir girişimde olursa ben oy vermem. Oyun boş atarım, Kılıçdaroğlu'na vermem. Ama bana göre Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş aday olursa kesinlikle veririm. Ama Kılıçdaroğlu da gerçekten dalga geçiyorlar ama liderlik vasfı yok. Hani diyor 128 milyar dolar nerede diyor. Adamı ipleyip cevap bile vermiyorlar. Şu an ülkenin her yerinde yazı var. Ama sırf Kılıçdaroğlu söylediği için AK Parti tarafından bir gündem olmuyor yani bu. Cevap mı veremiyorlar? Verecek cevapları mı yok? Şöyle. Şimdi geçmişten günümüze kaç yıldır Kılıçdaroğlu CHP'nin başında? 10 yıldır var değil mi? 10 daha fazla. Hadi daha 13 fazla diyelim biz. Örnek olarak söylüyorum. 13 yıldır CHP'nin bir adım öne geçmişliği yok. Sadece Muharrem İnce geldiğinde bir atak oldu. O da gençler 2000 üstü yani. 1998-2000 üstü yaptı bunu. Bu seçimde belediye başkanlığı seçiminde, yerel seçimlerde başarılı oldu mu? Bence başarının mimarı Kılıçdaroğlu var, etkisi var ama tamamen değil. Bu Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın güçlü çıkmasından dolayı. Mansur Yavaş bir önceki seçimi gece kaybetti. Sabaha kadar, hani çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Güvenli konular değil bunlar. Ama sabaha kadar seçim bir şekilde kaybedildi. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde 10 numara yönetim yaptı. Sonra çıktı patır patır 2 kere seçimle yendi. O yüzden hakkını aldı. Hakkını yedirmiyorlar. Bence artık Kılıçdaroğlu'nu bırakıp yeni nesile yani yol açması lazım. Bir koltuğun üstünde de 30 yıl beklenmez yani. Evet. Sen karşı tarafa diyorsun ki Cumhurbaşkanlığı en fazla 5 sene yapılır, 4 sene yapılır. Sen 10 yıldır iktidarın karşısında muhalefet olmaya çalışıyorsun. Kendi çıkması yerine kendi yerine başka birini çıkartıp onu desteklemesi onun için daha avantajlı olur bence. Önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de çıktı gel Muharrem dedi. Yani bunlar boş mevzular. Umarım Kılıçdaroğlu giderse kardeşim. Abi ben bir şey söyleyebilirim. Aday olmalı mı? Abi bence kim aday olursa olsun, kim kazanırsa kazansın. Olması gereken kesinlikle AB'ye girebileceğimiz şekilde hareket edilmesidir. Benim Almanya'da sevgilim vardı. Ben buradan Almanya'ya gidemiyorum diye benden ayrıldı. Yani bunlar kötü şeyler abi. AB'ye girmemiz lazım. Rahatça yurt dışına çıkabilmemiz lazım. Türk gençliğinin şu an en büyük hedefi yurt dışında yaşamak. En büyük hayal yurt dışında yaşamak. Yeri gibi değiliz yani. Herkes istediği bir şekilde istediği bir yere gidebiliyor. Bizim öyle bir şansımız yok şu anda. Maddi şansımız yok. Maddi olsun. Öyle bir şey yok. Hani mesela ortalıkta şu an bir pandemi var. Yani maddi olsa bile elini kolunu sallayarak başka bak bir yere gidemiyorsun. Sana ben başka bir şeyden bahsedeyim. Dünya üzerinde pandemi döneminde milletine en az yardım yapan ülkelerden birisiyiz şu anda. Ve bu bahsettiğimiz ülkeler 3. sınıf ülkeler. Atıyorum Afrika'daki ülkeler, Orta Asya'daki ülkeler. Yani iplemediğimiz ülkelerle aynı seviyedeyiz. Ama dünya lideriz diyorlar. Şimdi çok o mevzulara girme. Sen de benim başımı yakacaksın böyle sorarken de. Bak şimdi ben sana biraz da kollayarak konuşayım. Yani bizim mevzumuz şu. Bizde deniliyor ki saraylar yapalım. Ben Müslümanım. Ben hepimiz Müslümanız. Ama hani bu kadar çok cami olması, bu kadar çok dine yatkın olmamız ne kadar doğru? Laikliği savunmak yanlış bir şeymiş gibi görülüyor. Diğer ülkelerde ben hiç böyle şeyler görmüyorum. Hani din konusunda ayrışma bizim ülkemizde çok fazla. Artı gençlere de çok büyük baskı var. Yani bir genç şu anda sokakta, ben Ramazan oruç tutmuyorum. Su içerken mesela insanların ters bakışına yakalanıyorsun. Bunlar saçma şeyler. Bizim ilk önce kafamızı değiştirmemiz lazım. Bizim ilk önce mantığımızın değişmesi lazım. Bizim kendi insanımıza bakış açımızın değişmesi lazım. Kürdü, Çerkezi, Lazı hepimiz biriz yani. Hepimiz aynı vergiyi veriyoruz.
Hepimiz aynı vergi veriyoruz. Burada pandemi dönemi vergisi çıkacak 2 gün sonra. Elektrik su faturalarına geldi. Evli elektrik su faturasına vergi gelecek ya. Ben 20 yaşındayım. Gelecek beklentim yok. Lise bitirdim. Üniversite yazmadım. Kendi işimi kurmayı planlıyordum. Cebimdeki parayı pandemide yedim. Çok teşekkürler. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. İsmimi verme. Sayın Cumhurbaşkanı olması için Kılıçdaroğlu'nun ondan daha önce önemli işler var. Şu memlekette millet inim inim inliyor. Ekmek de inim inliyor. Bunlara nasıl bir çayla vururuz? Bunlara nasıl bir sonuç getiririz? Bunları önce arasın bulsunlar. Yani şimdi millet koltuk sevdası. Yani ben nasıl koltuğu kaparım? Öbürü de nasıl koltuğu kaybetmem? Durum bu. Aslında böyle olmaması lazım. Bu memleket, bu ülke bizim ülkemiz. Yazıktır, günahtır. Yani Kılıçdaroğlu gelir, bir başkası da gelir, bir başkası da gelir. Layık olan gelsin. Ama önemli olan şöyle bir şey var. Adam bugün televizyonda izlediğim şu şöyle bir şey var. Diyor ki ekmek 1 lira diyor. Ben diyor kaç kilometre yerden evde ekmek almaya gelmişim diyor. E şimdi bu kadın, bu insan, bu insanlar ekmek bulamıyor. Bana ne Cumhurbaşkanı kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Memlekete kim faydalıysa, memleketin bir taş üzerine kim bir taş koyacaksa o gelsin. Ama daha önce insanlar aç, fakir, fukara, şu aziz günde, mübarek günde evine tavuğun kemiğini alamayan insanlar var. Önce onları arayıp bulmamız lazım. Ben yani şahsen daha önemli olan şey bu. Yani bu memlekete insanlar inim inim iniyor. Yani biz bütün parti, bütün liderler bir araya gelip çözüm bulmaları lazım. O onun sevdası, o onun sevdası, onun koltuğu kapmaya çalışıyor. Diyorlar birbirlerine. Yazık günahtır yani bu, yazık günah. Millet şimdi ki elimizden bir şey gelmiyor, elimiz böyle bağlı. Ancak oy zamanı, sandık zamanı kimi tercih ederse ona oyumuzu atarız. Yazık günah yani. Yani bunları Cumhurbaşkanı ben geleyim bana oy verir misin? Ben geleyim mi, ben gelmeyeyim mi? Kardeşim bir araya gelin, bir araya çözüm bulun, çözüm, çözüm. Çözüm bulun. Bu memleket nereye gidiyor? Bu memleket nereye gidiyor? Yazıktır, günahtır. Akşener dedi ki muhalefetiyle, iktidarıyla bir oturalım, bir millet masası kuralım demişti. Kabul etmediler. Çok mantıklı. Meral Hanım çok mantıklı konuşuyor. Mesela onun konuştukları hep puan alıcı. Benim şahsen hoşuma gidiyor. E bu çözüm yoktur. Bu insanlar ekmek bulamıyor. Kadın diyor ki ben diyor 2 kilometre ileriden gelmişim diyor. Bir ekmek almaya diyor. Oraya ekmek arabasını koymuyorlar. Oraya büfeyi koymuyorlar. Kardeşim bırak. Bu bir yarıştır. Partilicilik bir yarıştır. Yarışı kim bayrağı iyi kavuştur? Hizmet yarışıdır yani. E sen kalkıp da bu adamın engellersen yazık günah değil mi bu insanlara ya? Bu insana yazdırır mı? Ne yapmak lazım yani? Ne etmek lazım? CHP, CHP, CHP. Yok. Öbür parti, belli tipi parti, şu parti, bu parti. Ben şu anda hepsine küskünüm, dargınım. Bir araya gelip çözüm bulmaları lazım. Evet. Sen tabii ki senin amacın koltuğu kapmak. Öbürünün amacı koltuğu kaybetmemek. Ben çözüm, çözüm, çözüm. Tek kelimeyle bu. Saygılar, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi Ramazanlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet.